Aziz Aslan Bey, ben Zehra Şadoğlu. Seninle konuşmam lazım. Benim Şadoğlu'yla konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen bilirsin. O zaman Aslan Bey'in çöküşünü izlersin tahtından. Bunu durdurmak istiyorsan benimle Süryani Mahallesi'ndeki parkta buluş. Sen benim ailemin sigortasısın. Burada güvende olacaksın. Peki yangın, bir haber var mı? Kim yapmış belli oldu mu? Yok, bilmiyoruz daha. Vallahi kim biliyor ya. Bu felakette de Azize'nin bir parmağı var bana sorarsan. Diyeceksin ki içinde torununun olduğu bir yeri de yakar mı? Yakar. Sen düşünme zaten bunlar. Bak ben de Miranda sen buradasın diye çok mutluyuz. O belli edemiyor böyle ama güç kuvvet buluyor senin varlığından. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Hay. Görmüyor musun? Herkes bir sorun yaratıyor ona. Gönül, Fırat, Azize Hanım, hatta Sultan bile. Hepsi Miran'dan başka bir şey bekliyor. Miran'ı biraz buradan uzaklaştıralım öyleyse. Köye gidelim. Hem benim de seninle baş başa konuşmak, sormak istediğim şeyler vardı ya. Bunun yüzünden, bunun alınmış bir intikam olduğunu unuttun. Sen her şeyi, herkesi unuttun, herkesi. Bir seferinde... Ay. Nenem. Hey yavrum. Nasılsın? Var mı bir şeye ihtiyacın? Sen iyisen ben iyiyim yavrum. Hiçbir ihtiyacım yok, sağ ol. Bir ihtiyacı yok ama bir isteği var anneannemin. Neymiş? Köye gidelim diyor. He. Bize de değişiklik olur. Vallahi iyi fikir. Ben zaten Reyhan'ı uzaklaştırmak istiyordum. Madem sen de gitmek istiyorsun, o zaman hep beraber köye gidelim. Hay yaşayın, çok yaşayın. Evi barkı da koyup gittim öylece. Bir dolansam içim rahat edecek. İyi tamam, hadi o zaman hazırlan sen. Hadi yavrum. Biz de hazırlanalım. Tamam. Selametle yavrum, selametle. Allah'ım sen evlatlarıma zeval verme ya Rabbim. Azize'nin şerrinden muhafaza eyle onları yarın. Evladın için Zehra. Sadece evlatların için. Onları korumak için. Evladım için. Boşuna dememişler Zehra. Bu hayattaki en tehlikeli varlık insandır. Onun da ana olanından korkacaksın diye. De bakalım, benimle konuşacağın neymiş? Azize Aslan Bey'i ayağına çağırmaktan korkmadığına göre. Benim korkacak bir şeyim yok. Ama senin var. O yüzden de buradasın.
Benim senden korkacak neyim varmış? Şu haline bak. Kimsin sen? Zehra Şadoğlu'yum ben. Senin tehditlerinle sindirdiğin gelinine de torunlarına da benzemem. Sessizliğim seni yanıltmasın. Evlat söz konusu oldu mu kendinden bilirsin bir ananın halini. Sen ne diyorsun, ne konuşuyorsun? Bunca zaman açtığın yaralar, savurduğun tehditler yeter. Artık sen susacaksın. Ben konuşacağım. Buraya seni uyarmaya geldim Azize Aslan Bey. Ayağını denk al. Yıkmaktan da, aileme, kızıma dokunmaktan da vazgeç. Yoksa... Yoksa ne? Mira'nın Hazar Bey'in oğlu olduğunu herkes öğrenecek. Sakın. Sakın bir kelime daha edeyim deme Zehra Şadoğlu. Sana böyle bir şerri düşündüren kim olursa olsun... ...benim gelinimle oğluma iftira etmeyeceksin. Miran Hazar Bey'le Dilşah'ın oğlu. Tek yalan daha etmeden sesini kes. Çünkü daha bitmedi. Reyhan'ın Leyli'ni bildiğini de biliyorum. Aklından, yüreğinden geçen her şeyi biliyorum. Ben seni anladım. Sen babasını oğluna öldürtmek istiyorsun. Babasını oğluna öldürtmek istiyorsun. Bilmediğim tek şey neden? Ha o da şu saatten sonra umurumda mı dersen... ...değil. Şimdi sen de bana Azize Aslan Bey. Miran bunları öğrenirse ne olur? Çok ama çok kötü şeyler olur. Hayatın darma duman olur. Ortada ne Azize ne de intikamı kalır. Gözlerindeki korkuyu tanıyorum. Çaresizliğin korkusu olur. Haydi yalan de. İnkar et söylediğim her şeyi. Ama edemezsin. Eğer ki Reyyan'a dokunacak olursam... ...bir dakika bile düşünmem, ailemi kaybetmek pahasına Miran'a her şeyi anlatırım. Ben kızıma üveyliği söyledikten sonra kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama senin... Miran senin gibi bir yalancıya inanır mı sanıyorsun? Bana değil. Elindeki mektuba inanacak. Annesinin bütün gerçekleri yazdığı mektuba. Sen akıllı kadınsın Azize Aslan Bey. Şimdi iyi düşün. Neler olacağını çok iyi düşün. Düşün ki aileme de, kızıma da, Miran'a da neden dokunamayacağını hep hatırla. Şimdi o mektubu bulacağım diye delireceksin ya. Hiç boşuna uğraşma. O sırrı da mektubu da benim için saklayan biri var. Ama sen ona asla ulaşamayacaksın. Nasıl oluyor da düşmanlarım benim önümde yürüyor? Nasıl oluyor da benim sırlarımı biliyorlar? Nasıl? Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.